Sorulan soruları cevaplandıralım. Bir kişi bilerek veya bilmeyerek üzerinde kul hakkı olarak vefat ederse o kişinin ahiretteki durumu nedir? Şimdi haklar iki kısımda incelenir. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim. Birincisi hukukullah. Kulun Allah'a karşı olan bir takım hakları vardır. İşte haddüz zina, haddüz serika, haddüz şirk, kişinin içki içmesi, zina yapması vesaire, bunların cezaları tamamen hukukullah kapsamına girer. Allah'ın hakkıdır bunlar. Bir de hukukul ibad var. Kulların hakları var. Kullara taalluk eden haklar vardır. Dolayısıyla biz her zaman söyleriz. Allah'ın hakkı kendisine aittir. Onun için Cenab-ı Hakk'ın hakkına girdiğimiz zaman da tevbe istiğfar etmemiz gerekir. İnna Allahe la yaghfiru en yushrake bihi ve yaghfiru ma dune zalike limen yasha. Allah kendisine şirk koşulmasından gayrı bütün günahları dilediği kimseler için affeder. Fakat kullara bir haksızlıkta bulunduğumuz zaman da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesinde bir gün soruyor Efendimiz, menil müflis? Müflis kimdir diyor. Diyorlar ki sahabe-i kiram, yani iflas eden kimdir diye sorunca sahabe-i kiram diyorlar ki el muflisu indena men la dirheme lehu ve la meta'a. Ya Resulallah, bize göre iflas eden adam ne parası pulu olan ne de dünyalık bir şeyi olan adamdır. Hiçbir şeyi yok yani. Sonra Efendimiz anlatıyor. Müflis diyor şudur. Kıyamette bir adam getirilecek. İşte bir takım hasenatı var, güzellikleri var, ibadetleri yapmış. Fakat şeteme hâzâ ve darabe hâzâ. Şuna sövmüş, öbürünü dövmüş vesaire, birçok kula haksızlık yapmış. Ondan sonra yu'hazü min hasenatihi, güzelliklerinden, iyiliklerinden, ibadetlerinden alınacak ve yu'tâ hâzâ min hasenatihi, bu kişiye hasenatından verilecek. Yani sevapları alınacak, başkasına verilecek. Alınacak, başkasına verilecek. Onda hakkı var, onda hakkı var. Bu şekilde herkese dağıtılacak. Ondan sonra sevaplar bitti, ne olacak? Yu'hazü min seyyiatihi hâzâ. Yani bu kişinin günahlarından alınacak, bu sefer adama yüklenecek. Yani sanki günahı yokmuş gibi. İşte asıl iflas eden budur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için kul haklarına dikkat etmek gerekiyor. Burada ifade edildiği gibi kul hakkı üzerimizde var mıdır yok mudur? Bunları bilmemiz gerekir. Bir kişinin bunları tespit etmesi lazım. Zaten biliriz az çok. Fakat bilmediklerimiz de olabilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurur ki لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ اِلَى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Hakları kıyamet günü ehline vereceksiniz. Hakları, kul haklarının tamamı verilecek. Hatta yukarı, ta ki efendim kısas alınacaktır. لِشَّاتِ الْجَلْجَاءِ, yani boynuzsuz, لِشَّاتِ الْجَلْجَاءِ, yani boynuzsuz olan efendim koyun deriz, yani koç vesaire. Kimden? Mineşşatil karna, boynuzlu olan efendim koçtan ne olacak? Hakkını alacak. Burada tabii ki hakkın ne kadar böyle hakkaniyetli bir şekilde, adaletli bir şekilde kulların hakkın kullar arasında dağıtılacağına yönelik bir mecazi ifade de diyebiliriz. Buna hakikat de olabilir bu. Dolayısıyla bu anlamda kul haklarına çok dikkat etmek lazım. Kul haklarına Allah Teala karışmıyor. Kul hakları kulların kendi aralarında çözeceği bir şeydir. Şunu da ifade edelim. Bu kardeşimizin sorusuna bu da cevap olur. İmam Nevevi Rahimahullah'ın El-Menfuratı var. Orada der ki, bir insan bir insana bir tecavüzde bulunsa, yani hakkına tecavüzde bulunacak olsa, fakat diğer insan bunu bilmese, mesela birisinin parasını çalmış birisi, fakat parası çalınan kişi onun çaldığını bilmiyor. Bu kişi de, çalan kişi de pişman olacak olsa, daha sonradan gitse, şöyle bir şey söyleyecek olsa, dese ki parasını çaldığı adama, bana bütün haklarını helal et dese, çünkü bütün haklarını helal et dediği zaman da o hak da onun içerisine girdiği için böyle genelleme bir ifadeyle bu ondan hak helallığı alacak olsa, çünkü öyle durumlar oluyor ki Allah muhafaza etsin. Adama o hakkı söyleyip böyle bir şey yaptığını söyleyecek olsam belki adamın öldüreceği durumlar bile olabilir. Bütün haklarını, genel haklarını helal et diyecek olsa bu cumhura göre caiz değildir değerli kardeşler. Cumhura göre caiz değildir.
Yani ekser ulemaya göre bizzat hakkın söylenmesi lazım. Kardeşim ben sana şu vakitte, şu zamanda böyle böyle bir haksızlık yaptım. Bunu ben yaptım, senden hak helallığı talep ediyorum. Dolayısıyla bana hakkını helal et deyip ondan hak helallığı alması lazım. Onun için yeslemu bi raddil mazalimi ila ehliha. İmam Rabbani mektubatında söyler. Bir kişi nasıl kul hakkından kurtulur? Yapmış olduğu haksızlıkları ne yapacaktır? Ehliyle beraber vel istihlal minhu, ondan helallik talep ederek alacaktır. Dolayısıyla bunun tevbesi budur. Tevbe istiğfarla sadece Allah'a tevbe etmekle olmaz. Bu anlamda buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki hocam, adam ölmüş. Adamın kul hakkı var mıydı yok muydu bunu bilmiyoruz. Varislerine burada iş düşer. Varisleri araştıracaklar, bakacaklar. Borcu varsa borcunu ödeyecekler. Başkasına herhangi bir haksızlık yapmış, ondan hak helallığı almadan ahirete gitmişse onu araştırıp bulacak, onun yerine hak helallığı alacaklar. Bu da olmuyorsa o zaman ne olacaktır? يُعْتِي عَنْهُ الدَّرَاهِمْ. Ondan dirhemler verir. Ne demektir? Tasadduk eder. يَتَصَدَّقُ عَنْهُ yani. Evet. Onun yerine tasadduk edecek, para verecek, fukaraya tasadduk edecek. İnşallah Allah Teala o tasadduk, o para verme, fakirleri sevindirme nedeniyle beraber diğer kulun kalbini kıyamette ne yapar? Yumuşatır veya kıyamette ona cennetten bir köşk gibi böyle bir hasene verir, güzellik verir de o ikisinin arasını ne yapar? Bulur diye ümit edilerek bu şekilde de yapılabilir. Ama bunlar, yani tasadduk ettin, verdin, artık kul hakkı tamam oldu anlamına gelmez. Kul hakkının tevbesi sadece ve sadece kime haksızlık edildiyse ondan hak helallığı almak olur. Aldın mı tamam. Şimdi Allah Teala'ya tevbe istiğfar edeceksin. İnşallah Allah da seni affedecek. Bunun dışında garanti değil. Hiçbir şey garanti değildir. Bir tane adama borcumuz vardı, hatırlayamıyoruz veya adamı bulamıyoruz. Efendim adam ölmüş, varisleri de yok. İşte bu gibi durumlarda, yapacak bir şeyimiz kalmadığı durumlarda fakirlere tasadduk edilebilir, verilebilir. O kadar bir miktar para verilir veyahut da fazlasıyla verilir ki Allah Teala inşallah merhametiyle tecelli etsin.